Allah İsa Mesih'i çok seviyor. Bak, kafirler yanına geldiğinde Allah katına da hiçbir peygambere yapmamış. Mesela Zekeriya'ya geliyorlar. Hazreti Zekeriya kütüğün içine girdi. Allah'tan başka baki olan yoktur dedi. Allah'tan başka baki olan yoktur. Adamlar hızarla doğradılar. Ortadan biçtiler Zekeriya peygamberi. Cenab-ı Allah istese onu da göğe alırdı. Almadı. Şehadetini uygun gördü. Mesela Yahya da canım benim hapsedilmişti. Adam zil zurna içmiş akşam. Kellesini getirin bana dedi adam. Alkollü. Ve bir kadın bunu söylüyor. Kadına böyle alkolik muhabbeti yapıyor. Benden ne istiyorsun diyor kadına. Yahya'nın kellesini istiyorum diyor. Önce diyor ki ben ne dersen yapacağım. Benden bir şey iste diyor. Söz diyor yapacağım diyor. Ben dedi o zaman işte madem söz verdin Yahya'nın kellesini istiyorum diyor. Tamamdır diyor. Kesin getirin diyor. Canım benim gidiyorlar orada şehit ediyor kafasını kesip alıp getiriyorlar. Cenab-ı Allah istese başına geçirir orayı. Yani evet. Deprem yapar, yıkar, darmadağın yapmıyor Allah. Kaderinde şehadet var. Alıp tepsinin içinde getiriyorlar kellesini. Biliyorsunuz kolu da burada Hazreti Yahya'nın. Kutsal emanetlerde. Altın muhafaza içinde tutuluyor. Ama İsa Mesih de öyle değil Allah. Katın alıyor. Yeniden indiriyor. Mesela onu hiç savaş göstermedi ona İsa Mesih'e. Evet, yine geldiğinde yine savaş görmeyecek. Abi ki Hristiyanlar öyle demiyor işte. Kan gövdeyi gösteriyor. Abi böyle bir şey yok. Hiç savaşmıyor İsa Mesih. Hep böyle sevgidir. Sakin ve halim yaşıyor. Ama çok da fazla yaşamıyor zaten yani. 33 yaşında geliyor. 40 yıl daha yaşayacağını söylüyor hadislerde. İşte 70, öyle mi? İşte 70 küsür. Evet. Yani yaklaşıktır tabii o biraz ileri olabilir, biraz geri de olabilir. O kadar. Ama Cenab-ı Allah onu hep güzellik içinde yaşatıyor. Resulullah'ın yanında mezarı biliyorsunuz. Yani evet, hazır. Peygamberimiz ve boşluk bırakın diyor benim mezarım yanında. İsa Mesih benim yanıma gömün diyor. Kral Herodes tarafından başı kestiriliyor. Hazreti Yahya'nın. Canım benim bir de bayağı yaşı çok ileriydi Hazreti Zekeriya'nın. Cenab-ı Allah işte ömrünü öyle o şekilde bitirmek istedi şehadetle. Allah'tan başka baki olan yok diyor sürekli. Çok alçaklar tabii. Boş kütüğün içine saklanıyor. Giydiği elbisenin eteğinden bir parça dışarıda kalıyor. Adamlar onu görünce sırıtarak hızar getirtiyorlar. Anlıyorlar içinde olduğunu. O şeyin ağacın bölünmüş bir bölümünden dışarıya etek sarkıyor yani o tabii o kadar nasıl hesaplasın yani orada canavliğin içine girmiş yani kumaşın oradan dışarı çıktığını göremiyor büyük testere getiriyorlar biçiyorlar çıtını çıkartmadı canım vermiyor maşallah öyle orada şehit oldu sadece zikir Allah'tan başka baki yok Allah'tan başka baki yok Allah baki Allah baki. O şekilde. Yani Allah'ın bunu yapmasından kastı onların insanlardan farklı olmadığını vurgulamak için yapıyor. Çünkü insanlar da savaşlarda şehit oluyor. Yani sürekli peygamberler Allah öyle korumuyor. Gerektiğinde savaş meydanında şehit oluyorlar. Başka yerde başka bir şey de oluyor. Yani aklın ihtiyarına alınmaması içindir bu. Çünkü çocuk da şehit oluyor. Peygamber de şehit oluyor.